Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Dünyanın gözü İsrail'de ama geçtiğimiz günlerde Ukrayna çok ilginç bir hava operasyonuna imza attı. Rusya'nın yaklaşık 300 kilometre içinde bulunan iki hava üssü Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle vuruldu. Ve bu saldırı sırasında Rusya 21 genel maksat ve taarruz helikopteri kaybetti. Bu saldırının tabi misillemesi Rusya tarafından yapıldı ama... Ukrayna bu saldırıyı hangi füzelerle yapmıştı? Hangi adımlarla bu gerçekleşmişti? İşte bu videomuzda bu konuya odaklanacağız. Çünkü bunun önemi bugüne kadar Batı silah yardımı yaparken Ukrayna'ya maksimum en fazla 150 kilometre menzilli füze sistemleri vermişti. Ve bununla birlikte savaşta artık yeni bir sayfa açılıyor. Bundan birkaç gün önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski operasyon sırasında MGM 140 olarak adlandırılan ATAK MS denilen füzelerin kullanıldığını açıkladı. Ordu taktik füze sistemi olarak da bilinen bu füzeler uzun menzili ve isabetli vuruş oranlarıyla savaşı farklı bir boyuta taşımış durumda. Ukrayna saldırı sırasında füzenin M39 modelini kullandığı tahmin ediliyor. Bu başlığın içerisinde 950 adet M74 tipi yüksek patlama ve parçacık tesiri oluşturan mühimmat yer alıyor. 2 yıldır Ukrayna Savaşı'nda Batı güçleri menzilleri limitli füze ve mühimmatları yardım olarak veriyor. Bugüne kadar mühimmatların genellikle menzili yaklaşık 150 km ile sınırlandırılmıştı. Ancak Amerika tarafından teslimatı geçtiğimiz Eylül ayında tamamlanan MGM-140 ile menzil yaklaşık 2 kat arttırıldı. 300 kilometreye çıkartıldı. ABD az sayıda Atak MS füzesini Ukrayna'ya vermiş oldu. Aslında MGM-140 olarak bilinen bu füzelerin tarihi çok da yeni değil. 1991 yılına kadar yani 1. Körfez Savaşı'na kadar gidiyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen bu füze sistemleri Amerikan ordusuna Körfez Savaşı'nın hemen arkasından teslim edilmeye başlandı. Ancak bu füzeler uzun yıllardır depoda tutuluyordu. Depoda tutulmasının nedeni de birim maliyetlerinin oldukça yüksek olması. Bir füzeyi ateşlediğiniz zaman bu füze yaklaşık 1991 yılının değerine göre 800 bin dolar civarında ve bundan bir tane değil birkaç tane birden atılıyor. Ve yüksek maliyetleri nedeniyle bu füzeler uzun süredir Amerikan ordusunun depolarında bekliyordu. Biraz da teknik özelliklerine bakarsak füzelerin. Füzenin boyutu yaklaşık 4 metre uzunluğunda. Ağırlığı 1670 kilogram. Açık kaynak verilerine göre füze 50 kilometre irtifaya kadar çıkıyor. Hızı ses süratinin yaklaşık 3 katı yani saatte 3600 kilometre hızla uçabiliyor. Yükselişin ardından MGM-140 küresel konumlandırma sistemleriyle yönlendiriliyor. 300 kilometre etki menziline sahip füze, hedefine yaklaşırken parçalara ayrılarak geniş bir alanda etki oluşturuyor. Cep yani dairesel hata olasılığı 10 ila 50 metre arasında değişiyor. Bu füzeler uzun süredir Amerikan ordusunun depolarında bekliyordu. 2021'in son aylarında Amerikan ordusu ve imalatçı Lockheed Martin ortak bir test gerçekleştirdi. Ve bu füzenin farklı harp başlıklarına sahip modellerinin atışları yapıldı. Ve füzenin faal olduğu, kullanılabilir olduğu ifade edildi. Amerika, Ukrayna'nın talebine uzun süre menzil kısıtlaması nedeniyle onay vermemişti. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri bölgeye daha da uzun menzilli füzeleri göndermiş oldu. Ukrayna bu füzeler ile Rusya'nın içlerine orduya destek sağlayan lojistik merkezleri ve hava üslerini vurmaya başladı. Bu konuyla ilgili karşı saldırı Rusya'dan 24 Ekim 2023 tarihinde geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre Kiev'de bulunan 2 adet Atak MS vuruldu henüz Ukrayna sistemlerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. MGM-140'ın kullanıcıları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Bahreyn, Güney Kore ve Türk Kara Kuvvetleri de bulunuyor. Türk Kara Kuvvetleri açık kaynak bilgilerine göre 2008 yılında bu füzeleri envanterine almış durumda. Kara Kuvvetleri'nde MGM-140'ın Blok 1A modeli bulunuyor. Bu füzenin menzili 100 kilometre. Ve diğer blokalarda olduğu gibi 160 kilogram ağırlığında harp başlığı var. Füzenin toplam ağırlığı ise 1321 kilogram. Daha ufak harp başlıkları füzenin menzilini uzatıyor. Standart başlık içerisinde füzenin içinde 300 adet M74 mühimmatı yer alıyor. Ve bunlar parça tesir ederek geniş bir alan içerisinde vurucu gücünü füzenin arttırıyor. Bu füze biraz önce de anlattığım gibi gerçekten oldukça hassas vuruş yüzdesine sahip ve nokta hedefler bu füze ateşlenerek vurulabiliyor. Peki diyeceksiniz ki Türk savunma sanayi son yıllarda çok önemli atılımlar yaptı. Başta roket olmak üzere mühimmat konusunda Türkiye'nin çok ciddi adımları var. Özgün sistemler geliştiriyor ve bunları da ihraç ediyor. Bu tür füzelerin Türkiye'de muadili var mı? Evet var. Son yıllarda bu konuyla ilgili roket sanım attığı adımlarla birlikte kara sistemleri konusunda Türkiye önemli bir aileye ulaşmış durumda. Ve geliştirdiği füzelerde gerek GPS olarak adlandırılan küresel konumlandırma sistemleri veya ARS olarak adlandırılan sistemlerle yönlendirilebildiği gibi Türkiye malum İHA, insansız hava aracı sistemlerinde çok ciddi bir teknolojiye ve bilgi birikimine sahip İHA'lar tarafından işaretlemeyle de bu füze sistemleri yönlendirilebiliyor. Ee, bununla ilgili geçtiğimiz haftada gündeme gelen bir görüntü vardı. Azerbaycan'da yapılan Mustafa Kemal Atatürk tatbikatında e, Roketsan'ın geliştirdiği TRLG-230 lazer güdümlü karadan karaya füze sistemi de sergilenmişti. Bu füze sistemleri İHA'ların yönlendirmesiyle yani işaretlemesiyle nokta atışı yapabilecek özelliklere sahip. Tabii bu füze ile ilgili de şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Bu karadan karaya tasarlanmış bir füze. Ancak geçtiğimiz günlerde Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı üzerinden bu füzenin atışı gerçekleştirilmişti. Baykar'ın tasarladığı Akıncı'nın mühimmat ailesine de bu füze katılmış oldu. Bu füzenin özelliği maliyet olarak Normalde bir hava aracından atılan bir füzeye göre çok daha ucuz ancak ses hızının üzerine çıkıyor, yüksek süratle hedefine doğru gidiyor. Ne kadar bir füze yüksek süratle giderse hava savunma sistemleri tarafından da bertaraf edilmesi o kadar güç hale geliyor. Bu konuda da TRG-300 ile birlikte Roketsan bir karadan karaya füzeyi havaya taşıyarak, havadan atılması demek daha uzun menzile gitmesi demek yüksek süratle gitmesi demek özellikle de hava savunma sistemlerine karşı çok etkili bir füze olacak. Bununla da birlikte yeni bir sayfa açmış durumda. Normalde balistik füze sistemleri karadan atılan sistemler daha vuruş yüzdeleri düşükken bu tür yeni açılımlar füze teknolojilerine farklı bir bakış getirmeye başlıyor. İşte Ukrayna'nın yaptığı operasyonda iki muhtemel lançer var gibi duruyor ve bunların attığı füzeler 21 helikopterin yerde imhasını sağlamış. Ruslar da gidip tabi onları vurmuşlar, bir karşı saldırı gerçekleştirmişler ama bu da savaşı Ukrayna'nın daha Rusya içlerine doğru vurma ve taşıma, Rusların da tabii önlem olarak hava savunma sistemlerini geliştirmesinin yanı sıra lojistik hatlarını ve kullandıkları üsleri biraz daha geriye doğru çekmeleri anlamına geliyor. Bunları ne kadar geriye doğru çekerseniz Cepheyle olan bağlantı giderek uzuyor. İşte mühimmat ikmalinden yakıt ikmaline, havada kalacak hava aracının kalış süresine her şeyi etkilemeye başlıyor. Bu açıdan da bu tür füzeler savaş konseptlerinde çok çok önemli yere sahip.